Merhaba arkadaşlar, yine ben. Şu anda Uğur Elektronik'tesiniz. Definecileri bilgilendirme videolarımızdan birine daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, tekrar soru ve cevap şeklinde gidiyoruz. Yine bir arkadaşımız bir soru sormuş bize YouTube'daki kanalımızda. Demiş ki, yabancılar ile çalışıyorum. Abi, yabancılarla çalışıyorum diyenler doğru söylüyorlar mı? Veya Ermeniler defineleri verir mi? Diye bir soru sormuşlar bize. Biz de şimdi onun cevabını vermeye çalışalım. Burada yabancılardan kasıt anladığım kadarıyla Türkiye'ye belli zamanlarda insanlar gelirler. Bu ülkede zamanda yaşamış insanların akrabaları, soyundan gelen insanlar, torunları veya çocukları. Ve bunlar atalarının bu topraklara koyduğu, her ne kadar birileri inanmıyorsa da atalarının bu topraklara gizlediği defineleri almak için senenin belli zamanlarında gelir bu vatandaşlar. Ve kendileri gidip alamıyorlarsa o bölgeden birilerine ulaşıp orada atasının dedesinin parasını almanın yollarını ararlar. Belki sizin de köyünüze, evinize bu tür insanlardan gelen olmuştur. Bir, bunlar var. İki, bir de şöyle yabancılar var. Elinde bu gömülerin bilgilerine sahip bazı yabancılar var. Türkiye'de dolaşıyorlar, cirit atıyorlar. Ve bu insanlar bu yerin bilgisini size verip sizin bu defineyi çıkartmanızı sağlıyorlar. Bakın, hikaye bu. Peki bu hikaye ne kadar güvenli? Hemen şöyle söyleyeyim size. Bu yabancı denilen insanlar bu tür bir define bilgisine sahip, gömülmüş define bilgisine sahip bu yabancı denen, ister Ermeni olsun, ister Rum olsun, ister Yahudi olsun, yani Hristiyan, Müslüman olmayan yabancılar, hiçbiri size güvenmez. Hiç boşuna canınızı sıkmayın. Yani kendi dininden olana bile güvenmiyorsa ya bu adamlar, size zaten hiç güvenmezler. O yüzden bu adam eğer birine bir define yeri veriyorsa, bir define yeri söylüyorsa, emin olun o adam ya onlardandır ya da onların soyundan geliyordur. Şu anda Müslümanım dese bile o adamın soyu bunlara dayanıyordur. Benim tecrübelerimle sabit olarak söyleyebilirim ki Ermeniler, özellikle Ermeniler, hiçbir Müslümana define yeri vermezler. Parantez açıyorum. Ancak ve ancak siz onun hayatını kurtarmış olacaksınız veya size bir bedel borcu olacak, bir diyet borcu olacak, bir ne derler Ahmet? Ne derler ona? Siz söyleyin. Size böyle minnettar olacak. Yani size bir minnet duygusu olacak. Minnet duyacak size. Siz ona öyle bir iyilik yapmış olacaksınız ki onun altında ezilecek. Ancak o zaman size bu yeri verebilir. Bakın, parantez içinde. Ama bu kaideyi bozmaz arkadaşlar. Hiçbir gayrimüslim bir Müslümana yer vermez. Bu yabancı gelip de burada birine yer veriyorsa o adamın soyundan şüphe edin. Özellikle bu sözüme dikkat edin. Bu bir. İki. Peki Ermeniler yer verir mi? Bakın, son bir yıldır burada özellikle buradaki adadan birilerine yerler verilmeye başlandı. Burada Sarıyer bölgesinde birisi adaya gönderiyor arkadaşlarımızı ve oradaki Zangoç vatandaş yer vermeye başlamış. Sağda solda yer çıkarttırmaya başlamışlar. Yer açtırmaya başlamışlar. Herhalde bunlar rahatsız oldular. Defineciler artık eskisi gibi değil. Artık bir şeyleri öğrenmeye başladılar. Lan, paraları söküyorlar bu adamlar. Bari onlar çıkartmadan biz çıkartalım diye muhtemelen ondan dolayı, benim şahsi düşüncem bu, yerleri açtırmaya başlamışlar. Kulağımıza böyle fısıltılar gelmeye başladı. Evet, doğrudur. Açtırırlar. Çünkü yer bilgisine sahip olanlar bunlar. Ben size daha önceki videomda da bahsetmiştim. Bu defineler gömüldükten sonra gömülen yerin bilgisi haritalandı. Ve bu haritalar şu anda Türkiye'de veya yurt dışında belli yerlerde saklanıyorlar ve ara ara, ama Türkiye'den ama yurt dışından birileri gelip bunları çıkartma telaşına düşüyorlar.
Benim bildiğim 40 yıldır bu işlem devam ediyor arkadaşlar. Özellikle söylemiştim, bir örnek vermiştim. Şile'de bir kaymakamın yıllar boyunca Şile'deki definelerin birçoğunu çıkarttırdığını ve işaretleri de kırdırdığını söylemiştim. Hatta Samsun'dan Artvin'e kadar meşhur bizim Palı Osman'ın Ermenilere define işaretlerini kırdığına dair bilgi de vermiştim size. Evet arkadaşlar, Ermeniler kolay kolay defineyi söylemezler. Ama size bir minnet borcu varsa, size bir şekilde karşınızda bir şey yapmışsınız, eziliyorlarsa bunlar yer verebilirler. Ama size çok ciddi güvenmeleri gerekiyor. Onun dışında size yer vermezler, haberiniz olsun. Sadece yer bilgisini öğrenirler sizden. İşaretleri sonra gidip kırarlar veya kırdırırlar. Lütfen bu sözlerime kulak verin. Tekrar görüşmek dileğiyle.